Hadi biriniz gelin artık. Ebu Şallı'dan ayrılan Sinan Akçıl kendini işe verdi. Onu ilk kez gerçekten şu an burada söylüyorum. Seçkin pirilerden sonra Esra Dermancıoğlu da tiyatrodan arkadaş edindi. Beyefendi, tiyatrodan arkadaşlarımız. Futbolun unutulmaz efsaneleri ve ünlü dizi oyuncuları kıran kırana bir maç yaptı. Sonbaharda güneşi gören Ali Sunal, güzel havada dışarı çıktı ve yüzündeki yara izlerinin cilt tedavisi izlerinden kalma olduğunu açıkladı. Sıkıntıdan mı abi? Yok, cilt tedavisi. Sezona hazırlanıyoruz. Daha hoş görünebilmek için. Hülya Avşar'ın selfilerinden çektiği film müzikleri Sinan Akçıl tarafından hazırlanacak. Akçıl hem bir ana şarkı hem de filmin tema müziklerine imza atacak. Ve çok değişik bir Hülya Avşar için herkes hazır olsun. Çok yakında. Evet. O filmin müziklerine ben imza atacağım. Onu ilk kez gerçekten şu an burada söylüyorum. Bir Dileğim Var grubunun organize ettiği Ünlüler Efsaneler Futbol Karşılaşması'ndan ünlü oyuncular ve efsane futbolcular Müsemili Çocuklar yararına maç yaptı. Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta ünlülerin teknik direktörlüğünü Yılmaz Bural üstlendi. Gel, gel, gel! Buraya, buraya! Teknik direktör Yılmaz Bural'ın Athena grubu üyeleri Gökhan ve Hakan'ın komik diyaloğu kameralarımıza işte böyle yansıdı. Beni nereye koyuyorsunuz? Seni nereye koyuyorsun? Sen orası orası. Abi, yer mi? Neresi abi? Sen ortada mı oynayan önde mi? Benim çapraz bağım kopuk, ona göre yerleştir beni. Bir dakika. İki tane sakat alıyorsun. Çapraz bağı yok hocam. Yazın Neslihan Atagül'le evlenen Kadir Doğulu evliliğinin çok iyi gittiğini açıkladı. Şükürler olsun, iyi gidiyor ya, her şey yolunda. Allah'a şükür. Hadi biriniz gelin artık. İdo Tatlıses kız kardeşi Dilan Çıtağ'ın yeni albümü için müthiş bir şarkı bulduğunu müjdeledi. Dilan'a bir şarkı buldum. Yalansa yalan desin Uygar. Nasıl? Yani böyle bir parça yok. Ama değerimi bilmiyor işte. Yapacak bir şey yok. Aynı dakikalarda erkek arkadaşıyla Yalın'ın konserini izlemeye giden Dilan Çıtak, babasının onay vermesi halinde şarkıyı albüme alacağını söyledi. Önce o dinliyor zaten, o beğenirse yapıyoruz. Ortaköy'de sahne alan İdo'yu annesi Derya Tuna da dinledi. Bu gece sensiz diye bir sayfa açtım, tutmak için her gece aşkınasın. Kuruçeşme'de arkadaşlarıyla yemeğe çıkan Deniz Çakır, örgü saçlarıyla ve Picasso portreli çantasıyla gecenin en dikkat çekeniydi. Neyini merak ediyorsunuz şu an? Demet Evgar, Esra Dermancıoğlu ve yakın arkadaş grubunun buluştuğu gecede Esra Dermancıoğlu'nun sevgilisiyle samimi anları gözlerden kaçmadı. Sevgilim hazır, düşlerim hazır, aşk hazır mızır, kamera kamera. Demet Evgar yılın en hareketli gecesinin açıklamasını şöyle yaptı. Öteki de Esra da orada zaten. Tamam. Bir tanesi de oyundan arkadaşımız falan filan yani işte. Henüz bir şey yok. Olunca zaten sizden kaçmadım. Seçkin Pirilerin geçtiğimiz hafta tiyatrodan arkadaşıyla buluşmasının ardından Esra Dermancıoğlu da tiyatrodan arkadaş edindiğini açıkladı. Beyefendi, tiyatrodan arkadaşlarımız. Tabii ki Cevval gece muhabirlerinin kilit soruları gergin ortamı yumuşattı. Gerçek arkadaşımız değil yani. Biraz samimi bir arkadaş olalım. Evet. Yani başka sorusu olan? Zevkiniz mi yoksa hayırlı olsun diyelim mi? Hadi görüşürüz. Diyoruz efendim o zaman, hayırlı olsun. Aksiyonu bol, tansiyonu yüksek gecede Esra Dermancıoğlu ve arkadaşı aynı taksiyle buluşma yerinden ayrıldı. He, bir de taksinin kapısı açık unutuldu. Kenan Doğulu ve Beren Saat ailelerinden oluşan kalabalık bir kadroyla akşam yemeğine çıktı. Anneannelerinin doğum gününü kutladı. Anneannemizin doğum günüydü bugün, onu kutladık. Öyle mi? Mutlu yıllar. Siz nasılsınız efendim? Şahaneyiz. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.